Ben doğma büyüme İstanbulluyum. 1955'te olduğuna göre hadise 21 yaşındaydım. Ve zaten Beyoğlu çocuğuyum. Okul bitmişti. Dolayısıyla yazında dükkanda babamıza yardım ediyorduk. O gün saat 3'e doğru bir haberler geldi. O haberlerde zannediyorum ki öğleden sonra çıkan Express gazetesiydi. Express gazetesinde Selanik'te bulunan Atatürk'ün evi bombalandı diye. Ve hadiseden sonra İstiklal Caddesi'nden ve bizim bu sokağımızdan üniversiteli talebeler bağırarak geçtiler. Onlar hiçbir kimseye de zarar vermeden Taksim'e doğru gittiler. Ama 5'e 6'ya doğru bir gruplar gelmeye başladı. Tabii biz zaten dükkanımızda duruyorduk. O gruplar da ellerinde hem ayar kesilmiş uzun sopalar, isyan eder mahiyettedi. Ki o günlerde Beyoğlu'nda, özellikle balık pazarında bayağı Rum, Ermeni ve yani gayrimüslim dükkanlar vardı, dükkan sahipleri vardı. Onların tabelalarına bakarak onları rahatsız ettiler. Dükkanlarını tahrip ettiler. Gelenler, geçenler de bizim dükkana doğru bakıyor ama bizim burada 3 yıldız yazıyor. Bir de tabelada Ahmet Fikri yazdığı için bakıp bakıp geçiyorlardı. Saldırganların görüntüleri yani İstanbul'a yakışmayan tiplerdi. Yani bunlar bir yerden belli ki toplanmış, alelacele veya programlanmış, tabii biz bilmiyoruz bunları. Onları kamyonlara yüklemişler, dolayısıyla İstanbul'a getirmişlerdi. Ama bizim bu balık pazarımızda gayrimüslim komşularımızın dükkanlarını tahrip ettiler. Bu arada bizim karşı komşumuz bir sütçü Todori Cicilidis vardı. Onlar da dükkanlarını kapatıp yukarıya çıkmışlardı. Yani şu anda Migros'un olduğu yerin üst katında da evleri vardı. Orada oturuyorlar tabii. Ama tabelalarında Todori Cicilidis yazdığı için gelip geçenler o tabelaya takılıyorlardı. Yalnız Allah'tan onun kepenkleri çok sağlamdı. Yani durup da onunla uğraşmaktansa ileriye gidip daha çok kişiye zarar vermek istiyorlardı. Bir arada bir boşluk oldu. Ben buradaki arkadaşlarımıza birbirlerine omuz verdirerek o Todori Cicilidis sütçü tabelasını indirttim. Dolayısıyla hem dükkanı korumuş oldum hem de kazara yukarıya çıksalar oradaki insanlara da zarar verebilirlerdi. Onları kurtarmış oldum. Gece saat 9'a doğru
Adnan Menderes ve Celal Bayar Beyoğlu'na gelmiş, İstiklal Caddesi'ne gelmiş dediler. Biz tabii sokağa çıkma yasağı falan olduğundan aşağı yukarı gece saat 12-1'e kadar da dükkanda kaldık arkadaşlarla beraber. Sonra da zaten her şey süt limanı oldu, yapılan yapılmıştı. Bunun bir tahrik olduğu düşüncesindeyim. O gün Selanik'teki evinin bahçesine, sırf bahçeye zarar vermişler zaten, eve filan vermemişler. Atılan, ne atıldıysa bomba tarzı bir şey, atanların birinin Selanik Başkonsolosluğu'nun kavası, öteki de siyasal bilgiler talebesi ki daha sonra da Niğde'de valilik yapmış bir vatandaşımız çıktı. Biz uzun yıllar onlarla beraberce yaşadık, komşuluk yaptık. Onlar, bu işi yapanlar, yalnız tahrik değil, bana öyle geliyor ki, ceplerine de para koydular. Yoksa vatan millet aşkıyla olmadı. 1943'lü yıllarda varlık vergisi çıkarmıştır İsmet İnönü. Aynı parti içinde varlık vergisine karşı çıkanlar da olmuş İsmet İnönü'ye karşı. Ama o varlık vergisini koymuş ve o gayrimüslimlere de yanlış yapılmış. Sonra 55'teki 6-7 Eylül, daha sonraki 64-74 hadiseleri, burada yaşayan özellikle Rum vatandaşlarımızın, yani kısmetlerinin kesildiği anlamına gelerek Türkiye'yi terk etmeye başlamışlardır. Yunanistan'a gittiklerinde oraya da intibak edememişlerdir. Velhasıl kelam. Yani oraya gittiklerinde özellikle buradan giden kardeşlerimiz, dediğim gibi ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamadılar. Ve ben hala onlardan kalanlarla, çocuklarıyla, yakınlarıyla, gerek bizim dini bayramlarda, gerekse onların Paskalya ve Noel'lerinde muhakkak ki telefonlaşırız. İşte böyle.